Evet, sabah sporuna Skype bağlantısıyla devam edelim şimdi. Hüseyin Özkök bugünkü konuğumuz olacak. Dünyadan spor haberlerini kendisiyle birlikte konuşacağız. Öne çıkan başlıkları. Hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın Demet, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ve hayırlı Ramazanlar tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bir sürü konu var tabii ama ilk önce Avrupa liglerindeki haftanın sonuçlarıyla başlamış olalım birlikte. Az önce Arda da ekranlara geldi. Onu da yine konuşacağız bu konular içerisinde. Bundesliga ile başlayalım isterseniz. Yine ilk saat dilimimizde Bayer Leverkusen özeti de ekranlara gelmişti. Wolfsburg'la karşı karşıya geldi takım. Liderliğine devam ediyor ve Bayern Münih de hemen onu takip ediyor. Bu hafta da 8 gollü bir karşılaşma oynandı Mainz'a karşı. 8-1 galibiyet elde ettiler. Nasıl bir haftaydı, sizden dinleyelim. Evet, Bundesliga'da Leverkusen'ın durdurulamayan şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Leverkusen Wolfsburg'u da geçmesini bildi. Hatta ondan 3 gün önce de biliyorsun Karabağ'la deplasmanda bir Avrupa Kupası maçı oynamıştı Leverkusen. Ve 2-2 sonuçlanmıştı son dakika golüyle. 2-0 yenik duruma düştü Leverkusen Karabağ karşısında. Ve sonradan atılan iki golle beraberliği kurtarıp bu sezonki yenilmezliğini sürdürdü. Az daha yani o son dakika golü olmasa Leverkusen bu sezonki ilk yenilgisini almış olacaktı. Evet. Ligde yorgunluğa rağmen Wolfsburg karşısında güçlük çekmeden 2-0 kazandılar. Bayern Münih'in Mainz'ı yeneceği zaten malumdu. Evet. Mainz aşağılarda zayıf bir takım. Bayern Münih de artık puan kaybına hiç tahammülü yok. Yani şampiyonluk tabii ki belli oldu diyebiliriz. Hani şampiyon kısmındayız şu anda. Yani N harfi de yakında herhalde eklenecek sona Bundesliga için. Dolayısıyla Bayern Münih'in Mainz'ı yemesi 8-1'lik karşılaşma. Bu kadar çok gol beklemiyordum ben gerçi. Farklı bir galibiyet bekliyordum ama 8-1'lik bir galibiyet tabii ki çok farklı bir galibiyet. Tarihi bir galibiyet baktığında. Bu maçta gerçekten çok ciddi bir olay ortaya çıktı. Fakat bu maçtan hemen sonra değil, bir gün sonra anlaşıldı. Maçı yöneten Alman hakem Patrick Ittrich, futbolcu, Mainz'lı futbolcu Joshua Jilavuji'nin hayatını kurtardı. Evet. Kurtarmış, daha sonra öğrendik bunu. Şöyle, maçın 33. dakikasında kendi arkadaşıyla çarpışan Jilavuji'nin hakem hareketsiz kaldığını görünce hemen yanına koşmuş ve küçük dilini yuttuğunu fark etmiş. Onu ilk yardım metodu olarak işte yan çevirip hemen küçük dilini boğazından çıkartmış ve oyuncu hemen kendine gelmeye başlamış. Tabii ki bu çok çok önemli bir olay ve ilk yardımın ne kadar önemli bir olgu olduğunu çok net şekilde bütün dünyaya gösteren bir olay. Şu anda da zaten fotoğraflarını görüyoruz. Patrick Ittrich gerçekten Bundesliga'da önemli hakemlerden bir tanesi. Aslında ikincilik kadrosunda ama birincilikte de çok sık maç yönetiyor. Ve sosyal medyayı da çok sıkı kullanan bir hakem. Bu maçta da aslında bir çok hatalı karar verdi. Bir penaltıya hükmetti. Fakat daha sonra o penaltının hatalı olduğunu var ona çağırıp göstermek isteyince monitörün başına bile gitmedi. Uzaktan şöyle bir baktı ve hatasını zaten anlamıştı. Omuzdan geldiğini, koldan değil. Ve penaltıyı iptal etti. Böyle enteresan da bir hakem. Evet. Ama şu yaptığı gerçekten mükemmel bir örnek. Bütün hakemlere bence örnek olmalı. İlk yardımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu böylece. Ve belki de bizim hakemlerimiz de bu şekilde ilk yardım kursları görüyorlar mı bilmiyorum ama görmeliler diye düşünüyorum hakemler bütün dünyada ilk yardımla ilgili şeyleri, kursları. Bu olayda tabii ki Almanya'da günün konusu oldu dün ortaya çıktıktan sonra. Diğer yandan da sonuçlara baktığımızda Almanya'da Stuttgart'ın yine yürüyüşü aynı şekilde devam ediyor. Onlar da Union Berlin'i çok rahat şekilde 2-0 yendiler. Bremen Dortmund maçında Dortmund deplasmanda kazandı. Onlar da ilk dörde girmek için mücadele ediyor. Leipzig Darmstadt'ı lig sonuncusunu rahat şekilde fazla böyle zorlamadan 2-0'la geçti. Ve şu anda gördüğümüz puan cetvelinde de her şey artık çok net gözüküyor. Sadece işte dördüncülük yarışı bayağı sıkı olacak Leipzig ile Dortmund arasında. Stuttgart'ta sanki üçüncülüğü garantilemiş gibi duruyor. Kalan haftalar çünkü çok artık fazla değil. Stuttgart
Gerçekten bu Evet. sezon müthiş bir performans gösteriyor. Tebrik etmek lazım. Böyle mütevazı bir takımın Kesinlikle. böyle bir derece elde etmesini. Peki buradan La Liga'ya geçelim isterseniz. Real Madrid Celta Vigo ile başlayalım. Zaten Madrid 69 puanla şu anda ligde ilk basamakta yer alıyor. Bu hafta da Celta Vigo'yu mağlup ettiler. Arda Güler de Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Giron hemen onları takip ediyor. Bu hafta galibiyet elde ettiler ama tabii artık puan arası biraz açılmış gibi duruyor. Evet, İspanya'da artık Real Madrid'in şampiyonluğu kesin gibi gözüküyor. Onlara da N harfini yakında ekleriz diye düşünüyorum Evet. şampiyonluk yarışında. Girona bu işi götüremeyeceği belliydi zaten ama Girona'nın hep seninle konuşuyoruz. İlk dört içinde yer alması ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek olması çok büyük bir başarı. Hani şampiyonluk hemen öyle İspanya'da Real Madrid, Barcelona varken, bu dev takımlar varken kolay değil. Barcelona da hatta Girona'ya yetişmiş vaziyette şu anda. Aralarında bir puan fark kaldı. Arda Güler'in ilk golünü atması harika bir olay. Özgüven kazandıracaktır Arda'ya. Tabii. Şimdi maçın son dakikası, maç 3-0. Arda gol atıyor. Fakat arkadaşları tarafından ne kadar sevindiler, arkadaşları görüldü, ne kadar sevildiği Evet. Arda'nın. Hepsi beraber koştular, Arda'yı kutladılar. Hani bu golü mesela Modric atsa öyle bir sevinç gösterisi olmazdı diye düşünüyorum. Herkesin Hani beklediği an. alışılmış bir şey. Alışılmış bir şey sonuçta. 3-0 Tabii. maç zaten. Dördüncü gol olsa ne olacak? Ama Arda atınca golü bütün arkadaşlar yanına koştular ve böyle bir sıkı sıkı sarıldılar Arda'ya. Gerçekten ne kadar sevildiği ortada. Ancelotti'nin sözleri de zaten çok normal. Tabii. Ancelotti sadece vergiyi kaçırmıyor. Biliyorsun dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Onun da bir vergi kaçırma olayı var biliyorsun. Onunla ilgili yargılanıyor İspanya'da. Ama Şampiyonlar Ligi'ni 4 kere kazanmış. İşte bütün 5 büyük ligde şampiyon olmuş. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birinin Evet. yanında olması Arda'nın hep söylüyorum çok büyük bir şans. Ancelotti'nin kalacak olması da görevine devam edecek olması da büyük bir şans. Arda'nın ben önümüzdeki sezon çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ve Real Madrid'de şampiyonluğu garantiledikten sonra veya da artık garantiye yakın olduktan sonra da Arda'ya belki ilk 11 şansı vereceğini düşünüyorum Ancelotti'nin. Senin de söylediğin gibi İspanya'da Evet. sonuçlar belli. Girona kazandı 2-0. Barcelona'da Mallorca'yı zar zor 1-0 mağlup etti. Bu haftanın sürpriz sonucu demek Atletico Madrid'in Cadiz'e yenilmesi oldu 2-0. O beklenmeyen bir sonuçtu. Las Palmas'ta Bilbao'yu kendi evinde kaybedince Bilbao ile Atletico Madrid Evet. arasındaki yarış bayağı kızıştı. Ve onlar da ilk dört için mücadele ediyorlar. İspanya'da da durum bu şekilde. Peki şöyle hızlıca bir Serie A yapalım. Orada da Inter şampiyonluğu garantiledi desek artık hata olmaz bence. 75 puanla ilk sıradalar. Milan hemen onları takip ediyor. 59 puanı var onların da. Juventus'a 58 puanda bir ikincilik mücadelesi bu ikili arasında var. Yani Inter'in şampiyonluğu sadece matematik olarak Evet. kesinleşmeye kaldı. Artık bu kadar Evet. 16, 17 puan kaç? 17 puan mı? 16 puan mı? 16 puan galiba. Evet. Fark var. Milan bu hafta Juventus'u geçerek ikinci sıraya yükseldi. Juventus kendi evinde Atalanta ile beraber kalınca galip gelen Milan 1-0 kazandı Milan bu hafta. Kimle oynadı onlar? Empoli ile oynadılar. 1-0 kazandılar ve ikinciliğe yükseldiler. Tabii yani ilk iki sırada olmak veya üçüncü olmak çok önemli değil. İlk dört zaten gidiyor. Fakat burada Bologna'yı görüyoruz. Bologna'nın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi de artık yaklaşıyor gibi gözüküyor. Roma ile onlar bir çekişme içinde. Atalanta bu Evet. hafta bir puan aldı ama onlar da dördüncülük mücadelesinin içindeler. Fakat burada şampiyonluk bağlamında her şey çok belli. Artık burada ilk dört yarışı bir şey olacak, Evet. çekişme olacak. Orada onları takip edeceğiz. Inter'in şampiyonluğuna şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Yalnız İtalya'da bu hafta çok enteresan bir olay oldu Demet. Lecce-Verona karşılaşması vardı. Lecce Verona'ya kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Maçtan sonra Lecce'nin teknik direktörü Roberto D'Aversa Veronalı futbolcu Thomas Henry'e kafa attı. Ve bu kafa atmasının ardından Kovuldu. Lecce Kulübü teknik direktörün işine son verdi. Teknik direktör hani ben kafa atmadım, kafa kafaya geldik falan diyor ama görüntülerde hiç öyle bir şey söylemiyor. Hakikaten kafa atmış ve zaten kulüpte bunun üzerine teknik direktörün işine son verdi. Bence Evet. örnek bir davranış.
Bu tip davranışlarda bulunan futbolculara veyahut da teknik direktörlere müsamaha göstermemek lazım. Ben kulübü tebrik etmek istiyorum. Sonuçta onlar da mütevazi ve düşmeme mücadelesi yapan bir kulüp ama hiç düşünmeden teknik direktörlerin işine son verdiler. Herhalde federasyondan da bu teknik direktöre Daversa'ya çok büyük bir ceza gelecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde de bunu özetleyebiliriz. Peki son olarak bir de Premier Lig diyelim. Premier Lig'de de Liverpool City maçını konuşalım isterseniz. Jürgen Klopp, Pep Guardiola'nın 30. düellosu sizce nasıl geçti? Evet, 30. düelloydu. Hem Almanya'da karşı karşıya gelmişlerdi hem de İngiltere Premier Lig'de yıllardır karşı karşıya geliyorlar. 30. maça çıktılar karşılıklı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Şu anda üçlü bir şampiyonluk yarışı görüyoruz. Arsenal tabii bu beraberlikten çok mutlu oldu ve onlar şimdi averajla da olsa Liverpool'un önündeler. Ve İngilizlerin deyimiyle triple horse race diyorlar onlara bu tip yarışlara. Yani üçlü at yarışı, üçlü bir yarış söz konusu. Bu karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Liverpool City karşılaşması. Liverpool özellikle ikinci yarıda mükemmel bir futbol oynadı. Hatta Jürgen Klopp maçtan sonra yaptığı açıklamada bizim Manchester City'ye karşı oynadığımız en iyi futboldu ikinci yarıdaki futbolumuz dedi. Bunun yanında bir penaltı pozisyonu vardı. Jürgen Klopp o penaltıya isyan etti ki ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu her ne kadar topla oynamış olsa da yaptığı hareketlerden sorumludur. Ve o şekilde müdahale ettikten sonra topa rakibinin göğsüne bir tekme attı. Fakat Michael Oliver maçın hakemi buna penaltıyı hükmetmedi. VAR'dan da bir destek gelmeyince maç bu şekilde sonuçlandı. Son dakikadaydı o pozisyon. Bunun yanında Arsenal'in kazandığını görüyoruz rahat rahat. İşte dördüncülük için bir çekişme olacak yine İngiltere Premier Lig'de. Tottenham bu hafta deplasmanda 4-0 kazandı Villa'ya karşı. Villa ile Tottenham arasında dördüncülük yarışında büyük bir çekişme var. Aston Villa hiç beklenmedik, çok farklı bir yenilgi aldı doğrudan rakibine karşı. Ve puan farkı iyicene azaldı. Orada ciddi bir yarış olacak gibi duruyor. Gözüküyor. İşte bu gördüğümüz sahneler hakikaten harika sahneler Premier Lig'de. Jürgen Klopp'la Pep Guardiola arasındaki dostluk da çok güzel. Maçtan sonra da zaten birbirlerine sarıldılar. Birkaç kelime sohbet ettiler. Ve Jürgen Klopp hatta dedi ki kariyerimizden sonra Pep'le arkadaş olacağımızı düşünüyorum gibi açıklama da yaptı. Çok güzel görüntüler. Keşke Türkiye'de de böyle görüntülere rastlayabilsek ama maalesef Keşke. bizim futbolumuz stresten bir türlü kurtulamıyor. Peki konu başlığımızda bir de Deniz Zundav'a değinelim. Çok uzun süremiz kalmadı. Almanya milli takımına çağrılıyor oyuncu. Evet, Deniz Undav Türk asıllı Almanya'da doğmuş büyümüş bir oyuncu. İki milli takımı da tercih etme imkanı vardı. Mesela Can Uzun işte kısa bir süre önce karar verdi Türk milli takımında oynayacak. Deniz Undav Brighton'dan bu sene Stuttgart'a kiralandı ve Stuttgart'ta mükemmel bir sezon geçiriyor. Çok fazla sayıda gol attı bu sezon ve Julian Nagelsmann'ın Alman milli takım teknik direktöründe dikkatini çekmişti. Dün basında yer alan haberlere göre Perşembe günü Alman milli takım kadrosu açıklandığında içinde Deniz Undav da olacak ve ayrıca Stuttgart'tan 3 oyuncu daha milli takıma çağrılacağı söyleniyor. Gerçekten başarılı bir sezon geçiriyor biraz önce de bahsettiğim gibi Stuttgart. Deniz Undav büyük ihtimalle Alman milli takımında izleyeceğiz biraz Avrupa Şampiyonası'nda. Böyle gözüküyor. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar iyi sabahlar, iyi haftalar. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Hüseyin Özkök'le yaptığımız Skype bağlantısının ardından sabah sporundaki bu saat dilimimizin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Düne giderek noktalayalım bu saati. Takım oyununda dün neler konuşuldu ekranlarınıza geliyor. Sonrasında saat başında tekrar burada buluşalım.